Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu anda Bin Market'teyim. Bin Market'e bol tomurcuklu, çok sağlıklı, çok güzel yılbaşı çiçekleri gelmiş. Bakın renkleri şöyle gördüğünüz gibi. Şu fuşya olana bayıldım arkadaşlar. Bir sürü tomurcuğu var maşallah. Queen markasının böyle bu saksıda iki renk mevcut. Beyaz ve pembe. Söylediğim gibi çok sağlıklı, çok güzel görünüyorlar. İlgilenenler, almak isteyenler kaçırmasın. Hemen yanında kauçuk çiçekleri arkadaşlar var. Geçen haftalardan kalan verigata kauçuk ve diğer normal bildiğimiz düz kauçuk. Fiyatları da böyle ilgilenenlere duyurulur arkadaşlar. Ve market sonrası evdeyim arkadaşlar. Şöyle evin içindeki çiçeklerimin bir son durumlarına bakalım sizlerle beraber. Dışarıda çok güzel bir kar manzarası var. Çok güzel kar yağdı dün. Şöyle hemen vinkalarımla başlayalım. Bakın bunu yazın almıştım. Küçük bir fideydi. Çok güzel böyle kocaman kocaman da çiçekleri var. Diğer mor renginden, fuşya renginden daha büyük çiçekleri. Bir tane daha vardı, o kurudu ama bunların da tohumunu alıp inşallah yazın ekmeyi düşünüyorum. Bakın bu da fuşya olan. Bunları kendim tohumdan üretmiştim. Renkleri ne kadar çıkıyor bilmiyorum. Biraz ev karanlık düşüyor. Dışarısı çok aydınlık olduğu için. Burada da vardı bir tane vinka ama o kurudu. Ben de onu söktüm köküyle beraber. Yanında böyle aslan ağzı çıkmış bahçeden. Tohum uçup gelmiş. Şöyle dibine küçük küçük çiçekler ekmiştim. Onlar da bakın yeni yeni böyle çıkıyor. Subay düğmesi diye böyle bir çiçek almıştım yazın. Medine gülü de deniyormuş sanırım. Onlar da ektim böyle yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Denemek için yaptım. Hiç daha önce tohumunu ekmemiştim. Ama gayet başarılı oldu. Şurada da bir vinkan var yine. Aynı renkte. O da açmaya devam ediyor. Yine burada dikenler, tacı çiçeklerim. Onlar da dışarıdan içeriye alınca biraz böyle yaprakları sarardı, çiçekleri döküldü. Ama yeni yeni artık böyle toparlanmaya başladılar. Yerlerine alışana kadar biraz zaman geçiyor arkadaşlar. Bakın tekrar tomurcukları, çiçekleri çıkıyor. Burada da kırmızı olanı var. O da yeni yeni çiçeklenmeye başladı. Çok fazla güneş görmüyoruz. Malum kış aylarında özellikle Bolu'da ben de böyle pencere önüne konumlandırdım. Dikenler tacı çiçeklerimi. Yine oturma odasından devam edelim. Yaprak güzellerimi buraya getirdim. Oturma odasına getirdim arkadaşlar. Soğuktan zarar görmesin diye. Kapalı balkondaydı onlar da bütün yaz boyunca. Burada iyice coştular. Hemen böyle sabah bir saat kadar güneş alıyorlar burada. Daha sonrasında aydınlık ortam tabii bulundukları yer zaten. Çok fazla güneş görmeyince renkleri de böyle değişiyor. Burada köşede kauçuk bitkim. Diğer bir yaprak güzelim. Bakın uçların renkleri ne kadar değişti. Alt yapraklarına bakın. Uçların renklerine bakın. İşte çok fazla güneş görmedikleri için. Ev ortamında oldukları için arkadaşlar. Renkleri değişiyor ama yaza inşallah çıktığımızda
Havalar ısındığında ben de bunları güzel bir yine budama yaparım. Dışarıya aldığımda renkleri eski haline dönecektir. Mutfaktan devam edelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi maşallah artık yerlere değiyor. Telgraf çiçeğim coştukça coştu. Çok güzel büyüdü. Şurada barış çiçeğim. Onu da yaz sonunda saksını değiştirmiştim. Geçenlerde Tedi'den aldığım bu da küçük pembiş telgraf çiçeği. Onu da buraya konumlandırdım. Telgraf çiçekleri hiç su vermeseniz bile arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Yani çok aralıklarla su verseniz bile, unutsanız bile benim unuttuğum gibi ben bu telgraf çiçeğime su vermeyi çoğunlukla unutuyorum. Ama hiçbir şekilde çok fazla su aramıyor arkadaşlar. Yetiştirmesi, bakması oldukça kolay. Bakımı oldukça kolay. Çiçeklerin başında geliyor. Burada da küpe çiçeğim, tek katlı olan var arkadaşlar. O da işte güneş görmediği için iyice kendini boya verdi. Çok fazla çiçek açmıyor. Böyle tek tük arada çiçek açıyor. Söylediğim gibi çok güneş görmediği için burada melek kanadım var. Hemen köşede. Onun üzerini bile kapladı küpe çiçeği. Buradaki çiçeklerin durumları böyle arkadaşlar. Soğuk havaları inşallah atlatırız. Yaza çıktığımızda, bahara çıktığımızda daha güzel gelişirler. Bahar güneşiyle, yaz güneşiyle beraber. Yine bu küpe çiçeğimi de derin budama yapacağım. Biraz daha kalsın böyle. Budadığım dalları da ayrı bir saksıya dikerim o zaman inşallah. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.